size yurt dışına gitme konusunda yardımcı olabilecek, danışabileceğiniz, ders alabileceğiniz hiçbir kişi ya da kurum yoksa o zaman ne yapabilirsiniz? Üniversitelerin istedikleri sınavlara hazırlanma. Bu konuda nereden yardım alabilirler? College Application Essay. Bunları nereden öğrenecekler? Neler yazmaları gerektiğini, nasıl yazmaları gerektiğini. Merhaba, ben Tamer Gürsoy. Bir programla daha yeniden karşınızdayım. Yine konumuz yurt dışında eğitim konusu. Bugünkü spesifik konumuz bulunduğunuz, yaşadığınız yerde yurt dışına gitme konusunda danışmanlık hizmeti veren kimse yoksa, sınavlara hazırlama konusunda herhangi bir kurum yoksa, yani size yurt dışına gitme konusunda yardımcı olabilecek, danışabileceğiniz, ders alabileceğiniz hiçbir kişi ya da kurum yoksa o zaman ne yapabilirsiniz? Ne yapar da bu yurt dışına eğitim konusunu inceleyebilirsiniz, araştırabilirsiniz ve doğru kararlar verebilirsiniz? Bunları konuşmak üzere konuğum Sercan Kırık. Sercan hoş geldin. Hoş bulduk Temel. Merhabalar. Merhaba. Şimdi bugünkü konumuzu demin anons ettim. Duydun. Olanakları çok fazla olmayan, yaşadıkları yerde bu konuda olanaklar, fırsatlar çok fazla değilse bu öğrenciler ne yapacak peki? Yani onlar da bir yurt dışına gitmek istiyorlarsa eğer kimden nasıl yardım alacaklar diye baktığında yok kimse etrafında. O zaman ne yapabilir Sercan? Tabii ki bir danışmanla beraber götürebilme fırsatı olması öğrencinin büyük bir imkan. Ama yoksa da öğrenci tabii ki bunu bu süreci kendi başına da götürebilir. Çeşitli kaynaklarla öğrenci araştırmalar yaparak üniversite başvurularını gerçekleştirebilir. Burada önemli olan öğrencinin de biraz istekli olması ve araştırıyor olması. Buna hani yönelik becerileri varsa da bu çok büyük fayda sağlıyor üniversiteleri araştırırken. Birçok kaynak var üniversite başvuru. Gençlerin çoğu zaten bu internet, dijital dünya falan bu konuda tecrübeliler. Zaten çünkü zamanlarının bir kısmı, önemli bir kısmını internette bakınarak, araştırma yaparak geçiriyorlar. Bu konuda nasıl araştırma yapabilirler Sercan? Tabii ki ya yani şöyle ki çeşitli arama motorları var aslında. Hani okumak istedikleri belki üniversite ve ülke belliyse özellikle üniversitenin web sitesine girerek başvuru şartlarını araştırabilir. Şöyle başlayalım. Önce ülke bazında arama yapacak diyelim ki. Eğer ülke bazında başlarsa ne yazacak arama motoruna? Yani spesifik olarak bir ülkesi belliyse study in ülke adı şeklinde arayarak başlayabilir. Ya yani onun akabinde zaten o her ülkenin hemen hemen Avrupa'da, dünyada study in şeklinde bir web sitesi, bir portal mevcut ve o ülkedeki üniversiteleri ulaşma imkanı sağlıyor, bulma imkanı Okay. sağlıyor. Yani study in Germany diyecek mesela. Onu deyince Almanya'daki eğitim kurumları önüne düşecek diyorsun. Study Aynen. in France dediğinde onlar önüne düşecek. Evet. Evet. Yani oradan da zaten genellikle web siteleri study in France ya da study in Germany.com şeklinde olur. Hani oradan üniversiteleri ülkelere göre araştırmaya başlayabilir. Daha geniş bir araştırma yapmak istiyorsa tabii hani ülkesi net değil belki daha global bir araştırma yapmak istiyorsa yine Bachelor's Portal, bachelorportal.com. Ben yine bunları da paylaşabilirim. Belki hani sen de linkleri Altyazı paylaşabilirsin. geçecek zaten. Tamam, süper. Bu kaynaktan da tüm dünyayı araştırabilir. Daha geniş bir araştırma. Tabii orada çeşitli filtreleme seçenekleri var. İşte öğrencinin okumak istediği bölüm, eğitimin türü, işte lisans mı, master mı ayrıca sorabiliyor, süresi, bütçe aralığı gibi birçok şeyi filtreleyerek aramaları daraltabiliyor. Bunun yanı sıra öğrenci dünya sıralamalarındaki yerine göre de üniversiteleri araştırabilir. Öğrenci için çok önemli bir kriter olabiliyor. İşte dünyadaki ben belki ilk 100 üniversiteye gitmek istiyorum ya da 10 üniversiteye gitmek istiyorum ve bu üniversiteler hangileri diye merak ediyorsa topuniversities.com benim çok kullandığım kaynaklardan birisi. Çeşitli dünya sıralamaları yapan kurumlar var. Ama arayüz olarak da belki daha hani kullanışlı olabilecek bir web sitesi. Buradan da üniversitelerin dünya sıralamalarındaki yerlerini de araştırabilir. Çok güzel, çok güzel. Peki bu
sitelere, yani demin bahsettiğim bachelors.com ve topuniversities.com sitelerine ilaveten yardım alabilecekleri başka kaynaklar var mıdır dijital dünyada? Oldukça mevcut. Yani az önce söylediğim gibi mesela üniversiteleri, top üniversiteler dışında yine hani ona benzer şey Times Higher Education var. The Rankings diye geçiyor. Dünya sıralamalarını oradan da bakabilir. URAP var. Oradan da dünya sıralamalarını. Bir daha söyler misin? URAP. Tamam. URAP o da yine dünya sıralamaları yapan ve Gök'ün de aslında tanıdığı kuruluşlar bu dünya sıralamalarını yapan bu web siteleri. Oradan dolaşabilirler. Mesela Amerika özelinde öğrenciler işte araştırma yapmak istiyorlarsa çeşitli guide'lar var kitap olarak da belki de. Ama tabii teknolojiyi kullanarak hani dijital ortamda mesela ben çok kullanıyorum niche diye yazılıyor. niche.com. Bu web sitesinde Amerika üzerinde ziyaret edip araştırma yapıyorum. College Board var yine Amerika'daki üniversiteleri araştırmak için güzel bir kaynak. collegeboard.com evet. Şeklinde. Peki buralara girdiler ve üniversiteleri gördüler. Artık bundan sonraki iş hangi üniversiteyi merak ediyorlarsa onun web sitesine girmek ve üniversiteyi incelemek. Öyle değil mi? Uluslararası öğrenciler kısmını da. Tabii ki bu kaynakların hepsini aslında genel bir arama yapıyorsunuz ama orada size filtreleme seçenekleri veriyor. İşte biraz önce de bahsettiğim bölüm seçebiliyorsunuz. Ücretine göre filtreleyebiliyorsunuz. Süresine göre, türüne göre filtreleyebiliyorsunuz. Sonrasında üniversiteleri buldukça bu sefer web sitelerinden doğrudan. Buna üçüncü parti aslında kuruluşlar. Hani öyle söyleyelim. En doğru bilgiyi, en güncel bilgiyi web sitesinden. Üniversitenin kendi web sitesinden. Öğrenciler alabilir. Hatta bazen web sitesinden de öte üniversiteyle doğrudan iletişime geçebilirler. Nasıl, hangi yolla üniversitelerle web iletişim? Web sitesinde yapıyor. Zaten başvuru araştırma şartlarını araştırırken bizim iletişime geçin şeklinde bilgiler yer alıyor. Buradan üniversitelere doğrudan mail adreslerini hatta mail atarak eğer telefonla arama imkanları yoksa hani yurt dışını maille de rahatlıkla ulaşabilirler. İnanın ki üniversitelerin hepsi mutlaka geri dönüş yapacaktır. Yani birçok üniversite, hani %90 bunu net söyleyebilirim, attığınız maile cevap veriyorlar. Süpermiş. Şimdi bu üniversitelere başvuru sürecinin önemli bir parçası da tabii üniversitesine göre ve ülkesine göre üniversitelerin istedikleri sınavlara hazırlanma. TOEFL, IELTS, SAT, ACT gibi sınavlara hazırlanma. Bu konuda nereden yardım alabilirler? Şöyle ki yine online kaynaklar mevcut. Zaten sınavların hemen hemen hepsi de bilgisayar üzerinde yapılıyor ya da online olarak gerçekleştiriliyor. Online kaynaklar bulmakta oldukça hani imkanlar fazla. Ben şunu söylüyorum, bir sınav isminin sonuna .org yazarak resmi sitesine ulaşabiliyorsunuz. Kolaylık olması açısından mesela TOEFL.org yazdı, TOEFL'ın. IELTS.org yazınca IELTS, SAT.org yazınca SAT.org. SAT'nin kendi sitesine ulaşıyorsunuz ve orada birçok size çalışabileceğiniz kaynakları aslında o web sitelerinden bulabiliyorsunuz. Yönlendirmeler yapıyor. Örnek sınavlar olabiliyor. Öğrenciler bunları ister bilgisayarda, isterse bazı sınavların türüne göre print ederek de yani çıktısını alarak da o sınavlara hazırlık yapabiliyorlar. Tamamdır. Ben burada tabii daha eski nesillerden gelme olduğum için ve onları kullandığım için kitaplardan da bahsetmek istiyorum. College Board'un bir kitabı var. Bu üniversiteler hakkında. American Colleges diye. Sonra usnews.com diye bir site var ama bu genel bilgileri veriyor. Daha spesifik bilgiler isterseniz ücret istiyor sanıyorum. Bir de FISK Guide var. F-I-S-K-E Guide yani rehber gibi. FISKGuide.com'dan da bilgiler alabilirler öğrenciler ya da bunların kitaplarını getirtebilirler. Ya tabii atlamışım yani bizim kanaldan da bilgi sahibi olabilirler ve olmalılar bence. Deminden beri bahsettiğimiz, senin bize bilgi paylaştığın sitelere girdiklerinde öğrenciler o ülkelerde hangi üniversiteler olduklarını öğrenecekler. O üniversitelerin adlarını öğrendikten sonra ilgilendikleri var mı diye araştırma yapmak için o üniversitelerin web sitelerine girecekler. Ayrıca senin demin söylediğin portallara girerek bu aynı işleri yapabilecekler. Şimdi sınavlara da senin yine verdiğin bilgiler doğrultusunda her sınavın sonuna org yazarak o sitelerine girip şartlarını öğrenecekler. Hatta bütün başvuruları da hem sınavlar için hem üniversiteler için bu web sitelerinden yapacaklar. Buraya kadar tamam. Ama üniversiteler bir de bazı üniversiteler college application essay dediğimiz yani üniversite başvuru yazıları
dediğimiz yazılar istiyorlar. Bunları nereden öğrenecekler? Neler yazmaları gerektiğini, nasıl yazmaları gerektiğini? Bu konuda bir bilgin var mı? Ya şöyle söyleyebilirim onunla ilgili. Üniversitelerin zaten spesifik soruları olabiliyor. Hangi başlıklar altında öğrencinin o mektubu yazması gerektiğine dair. Öğrenci zaten başvuru şartlarını araştırırken yazması gereken essay olduğunu ve o essay'in istenilen kriterlerini bulma şansı oluyor. Bununla ilgili yine çok çeşitli kaynaklar mevcut. Belki hani YouTube üzerinden araştırabilir. Ama burada biraz özgün olmak da çok önemli. Tabii ki başka mektupları okuyarak daha önce yazılan mektup paylaşılan birçok şey var internette ama... Evet, yani daha önceki bence... mektupları, yazıları okuyarak bile bir fikir elde edebilir. Evet, evet. Yani oradan çıkarımlar yapabilir. Hani örnek olabilir, beklentileri anlamak açısından. Ama üniversiteler zaten yine kendi web sitelerinde mektuplarda istedikleri kriterleri de paylaşıyorlar. Öğrenciler yine doğrudan birinci kaynak üniversiteden nasıl bir mektup yazmaları gerektiğine dair bilgiyi edinebiliyorlar. Ayrıca üniversitede çeşitli, yani bence burası çok önemli ki COVID'den sonrasında da üniversiteler çok fazla online workshoplar gerçekleştiriyor, sunumlar yapıyor, tanıtımlar gerçekleştiriyorlar. Mektuplarla ilgili de birçok üniversitelerin hazırlamış olduğu workshoplar online, kayıtlar mevcut. Onları da öğrenciler izleyerek, dinleyerek nasıl bir mektup yazması gerektiği konusunda bilgi sahibi olabilirler. Sercan, çok teşekkürler verdiğin tüm bilgiler için. Yeniden bir başka programda inşallah yine birlikte oluruz. Ne yapmaktaysan biliyorum aynı işi devam ettiriyorsun. Yapmaya devam et. Ben çok gence, çok ufuk açtığına, çok yardımcı olduğuna, destek olduğuna, ilham kaynağı olduğuna eminim. Çalışmalarına devam et. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ben de tekrardan bana bu fırsatı verdiğin için, beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Görüşürüz Sercan.